Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir metal dedektörü devresi ile karşınızdayım. Bugün yapacağım metal dedektörü, daha doğrusu tanıtımını yapacağım bir metal dedektörünün tanıtımını sizlere yapacağım. Yapacağımız bu metal dedektörü ayrımlı bir metal dedektörüdür. İsmi de Admiral olarak geçiyor. Bu devreyi ben bayağı bir araştırdım. Hatta bir tane de örnek olsun diye yaptım. Devre oldukça uğraştırdı beni, bayağı bir uğraştırdı. Bütün püf noktalarını falan çözene kadar bayağı bir zamanımı aldı. Arkadaşlar, bu kartlardan yaklaşık olarak bir 15 adet bastırdım. Ama oldukça fazla uğraştırdığı için pek fazla zamanım olmadığından bu devreyi yapıp satışını falan yapmayacağım. Devre şemasını, PCB'sini, ondan sonra Gerber dosyasını, hepsini açıklamalar kısmına bırakacağım. Ben bu PCB'yi çizerim, yaparım diyen olursa zaten bütün ayrıntılarını vereceğim size. Bunu yurt dışından bir yerde bulmuştum ben. Hiçbir püf noktasını vermemişti. Ben kendim araştırdım, buldum. Bayağı bir de uğraştırdı dediğim gibi. Bütün püf noktalarını buldum. Özellikle bobinlerinde falan bayağı bir uğraştırdı beni. Bobinlerinin kaç tur olduğu, kaç milimetre kalınlığında olduğu, kaç tur olduğunu hepsini sizlere söyleyeceğim. Yapmak isteyen varsa bu devreyi yapıp gayet güzel bir şekilde çalıştırabilir. Ayrımına gelecek olursak gayet güzel ayrımlı bir metal dedektörüdür. Ayrımı da şöyledir. Demir ve mineral silme vardır. Mesafesi de yaklaşık 1 metrelere kadar iniyor. Gayet güzel bir devredir. Çok da stabil çalışıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Devre oldukça hassas bir devredir. Yani yaptığınız zaman ilk etapta zorluk çekebilirsiniz. Zorlanmamanız için şimdi ayrımlı metal dedektörlerinde şimdi şöyle bir sıkıntı vardır. Ben daha önce şöyle kamçıyım arkadaşlar. 2 adet bobin sardım. Bu şekilde 2 adet bobinle çalışıyor. Bobinler TX ve RX olmak üzere ikiye ayrılıyor. TX'imiz şu kalın kablodur. 0.45 mm MA'ya kablo ile 45 tur sarıyorsunuz. Bu üzerindeki nanofaratlı kondansatörleri niye taktın derseniz onu da söyleyeceğim. Ona geçmeden önce bu da bizim RX'imizdir. RX de 0.25 mm kalınlığında MA'ya kablomuz. Bu da 130 turdur. Bunu 130 tur sardığınız zaman 8.5 kHz yapıyor. Yani bu cihaz 8.5 kHz ile çalışıyor. 0.25 mm MA'ya kablo ile 30 santim çapına 130 tur sardığınız zaman yaklaşık 8.5 kHz yapıyor. Bunu nasıl tespit ettim derseniz benim şöyle kilohertz ölçen bir cihazım var. Buna bağladığım zaman tam 8.5 kilohertz veriyor. Böyle bir cihazınız varsa gayet güzel bir şekilde kilohertzini ölçebilirsiniz. Farklı cihazlarınız da varsa onun da direkt bobinin ucuna bağlayıp kilohertzini ölçebilirsiniz. Benim kullandığım bu cihaz farklı bir cihaz. Direkt bobinleri çıkışlarına bağlayıp kilohertzlerini ölçebiliyorum. Oldukça da güzel bir cihazımdır. Kilohertz ölçmelerinde falan bu cihazı kullanıyorum. Bunun yanı sıra sarıp 8.5 kilohertz'i zaten direkt olarak elde ediyoruz. Yani 8.6, 8.7 de gelebilir. Önemli değil. Daha fazla olmasın. 8.5 kilohertz gayet ideal bir şekilde çalışıyor. Kalın TX'imize gelecek olursak bunu da yaklaşık 45 tur sarıyoruz. Ben bunu daha düşük sarıp
8.5 kHz'i elde ederim derseniz kesinlikle olmaz. Çünkü omajını kaybetmiş olursunuz. Omajı da tam olarak nedir bilmiyorum, onu unuttum şimdilik. Ama dediğim gibi tam olarak 45 turs arıyorsunuz. 0.40 mm kablo ile kilohertzini dengelemek için de 3 adet 100 nanofaradlık kondansatör bağladım. Bu şekilde ikisini de 8.5 kHz'e dengeledim. Yani iki bobin de 8.5 kHz olması lazım. TX'iniz altta olacak. RX'i de aynı şekilde üstüne bırakıyorsunuz. Bu şekilde bunu sağa sola yukarıya aşağıya oynatıp şeyini bulmanız lazım. Bunun tam dengeli bir şekilde yapmanız gerekmektedir. Yani bu biraz yukarı olur, aşağı olur. Bunu da neyle yaparsınız arkadaşlar? Şöyle güzel bir osiloskopum var benim. Oldukça küçük ama oldukça da fonksiyonlu, gayet güzel bir şekilde 9 volt pille çalışıyor. Ben bu şekilde 2 adet pil bağladım buna. 2 adet Lyon pille bağladım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Oldukça da mükemmel bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bu cihazı alıp rahatlıkla denge ayarını yapabilirsiniz. Denge ayarını yapamadığınız zaman bu dedektörü çalıştıramazsınız arkadaşlar. Hiçbir şekilde çalışmaz. Bütün değerli metalleri de değersiz olarak görür veya değerliyi de görmez. Devre kartından yapım aşamasını falan göstermeyeceğim. Dediğim gibi 15 adet basmıştım bu kartlardan. Eğer isteyen olursa bu kartları gönderirim. Ki elimde tükenirse zaten bunun devre şemasını, PCB'sini, Gerber dosyasını ve devre şemasını tüm açıklamalı bir şekilde açıklamalar kısmına da bırakırım. İsteyen olursa o şekilde yapabilir. Tüm ayrıntıları da zaten söyleyeceğim. Bobinin üzerinde kablo var. Alüminyum folyo sarmışım. Alüminyum folyoyu da komple önce bobinin etrafına komple bant sardım. Ardından üzerine alüminyum folyoyu sardım. Gördüğünüz gibi kablo burada bitmiş. Tam bandın altında görünmüyor ama alüminyum folyo bakın şurada başlamış, burada bitmiş. Alüminyum folyoyu getirip bu folyoyla birleştirmiyorsunuz. Yani burada boşluk olacak. Alüminyum folyo gelip burada bu folyoya birleşmeyecek. Aynı şekilde bunun için de geçerli. Bakın gördüğünüz gibi EMA'ya kablomuz görünüyor. Folyoyu şu köşeden başlamışım. Buradan dönüp şurada bitirmişim. Tam olarak birleştirmemişim. Bunu da yaptıktan sonra üzerine tekrar bant sarıyorsunuz. Ben koli bandı sardım. Siz isterseniz para bandı veya izola bant da sarabilirsiniz arkadaşlar. Bobinimiz budur. Bu şekildedir. Görüntüsü de tam olarak bu şekilde olacak. Dediğim gibi osiloskop cihazı olmazsa kesinlikle yapım aşamasında zorlanabilirsiniz. Onu baştan size söyleyeyim. Çünkü oldukça hassastır. Yani milimetrik hareketlerle ancak bulabilirsiniz. Onu da dediğim gibi osiloskop cihazınız varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. Ki osiloskop cihazlarını da çok güzel kullanan arkadaşlar var. Dediğim gibi bu şekilde basit bir osiloskop da alıp kullanabilirsiniz. Kullanımı tanıtım videoları falan var zaten bunun. Bunu da bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bobinlerimizi falan kenara alıyoruz. Devre kartına gelelim. Bunu bir kenara bırakalım. Devre kartı üzerinde 6 tane entegremiz bulunmaktadır. Önce entegrelerden bahsedeyim. TL062, LM324. Yaklaştıralım. LM324. Şurada LM339'umuz var. TL072, LM1458 olmak üzere 6 adet. Ha bir tane de burada CD4053'ümüz var. 6 adet entegremiz var. Entegreler hiçbir şekilde yazılımlı değildir. Yazılım atmıyorsunuz. Direkt tak kullan şeklinde.
devre kartını ben dediğim gibi kendim çizdim. Bu devre kartı daha önce çok küçüktü. Yani bu kartın yarısı kadar bir şeydi. Yani 10 santime 10 santimlik bir kart yapmıştılar. Ben bunu değiştirdim. Kartı biraz büyüttüm. Gayet de güzel görünüyor. Çapını falan da büyüttüm. Bütün komponentler de rahat bir şekilde yerleşiyor. Birkaç değil de sadece bir yerde hata yaptım. Şurada iki adet transistörümüz var. Bu transistörlerin üstteki BC337'dir. Altındaki BC327'dir. Zaten eğer bu kartı satın alırsanız ben çizim dosyasını da beraberinde gönderirim. Zaten düzeltilmiş şekli göndereceğim kağıdın üzerinde yazıyor arkadaşlar. Burada aklınız karışmasın. 220P, 300P zaten elektronikçi olan bunu rahat bir şekilde anlar. 220 pikofarad ve 300 pikofaradlık mercimek kondansatör oluyor. Zaten bu devreyi asıl orijinal videosunu da ben açıklamalar kısmına bırakırım. Sıkıntı çeken olursa o videoyu da izleyip oradan da gayet rahat bir şekilde sıkıntı çekmeden yapabilir arkadaşlar. RX'in üzerinde bir tane nanofaradlı bir kondansatörümüz var. Dediğim gibi ben burada kilohertz'i tutturamadığım için 100 nanofaradlık polyester kondansatör bağlayıp onu dengelemiştim. Bu kart üzerinde onu dengeledikten sonra şu RX'in üstüne ve TX'in üstünde vardır 0.33 nanofarad. Bu ikisine hiçbir şey takmıyorsunuz. İkisi tamamen boş kalıyor. Devre kartı üzerinde şunu göstereyim. 48 yazan var mesela. Bu 1N4148'dir. Aklınız karışmasın. Şurada 2X yazıyor. Bu da 1N4148'dir. Bunu mesela nasıl yapıyorsunuz? Şu kalemin ucunda gördüğünüz 1N4148'lerimiz. Yani budur. Yapacağınız işlem de tam olarak şudur. Şöyle örnek vereyim. Arkadaşlar bunu bu şekilde sarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki siyah birbirini takip ediyor. Bu şekilde iki siyah birbirini takip edecek şekilde zaten yönü bellidir. Hemen getirip onu bu şekilde lehimliyorsunuz. Özür dilerim. Bir altına takacağız. Bu 1 megaohm. Bu şekilde lehimliyorsunuz. 2x'ler budur. 2x deyince bu şekilde yapıyorsunuz. 48'lerde zaten direktmen 41-48'i takıyorsunuz. Yönlerini karıştırmamak şartıyla. Devrede bir UF yazan polyesterlerimiz var. 4 adet kullanılıyor. 1, 2, 3, bir de burada var 4. Bunlar bildiğimiz 1 mikrofaradlık elektrolit kondansatör değil arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. 1J63. Bende bu şekilde yazıyor. 1 mikrofarad 63 volt polyester kutupsuz kondansatör. Budur arkadaşlar. Bunların hiçbir şekilde yönü yoktur. Bu şekilde getirip direktmen takıp kullanıyorsunuz. Normal polyester kondansatörlerden yaklaşık 2-3 kat kadar kalındır. Onu da karıştırmayın arkadaşlar. Devrede 4 tane de potansiyometremiz vardır. Biri buradadır. 10K, 50K
10K. Bir de şurada var 50K. 4 adet ses hassas ayar, mineral silme ve demir silme olmak üzere 4 tane de potansiyometremiz var. Bir tane de 100K'lık bir tripodumuz vardır. Ben bu şekilde yaptım. İster sonsuz takın, ister dik tripodla takabilirsiniz. Sonsuz takarsanız burayı kullanmıyorsunuz. Dik takarsanız aynı şekilde 1, 2, 3 adet kullanıyorsunuz. Ortadaki bacak boşta kalıyor. Bakın şunu da şöyle ters çevirecek olursam zaten orta bacak burada direkt birleşiyor. Sonsuz tripod kullanırsanız daha mantıklı olur. Bu şekildedir. Bir tane hoparlörümüz var. Bu SPK yazan hoparlörümüzdür. BD-139'umuz var. BD-140'larımız var. Zaten devre şemasının hemen ardından ben malzeme listesini de açıklamalar kısmına bırakırım. Malzeme listenizi aldıktan sonra rahat rahat yapabilirsiniz. 4.7K'lık bir direncimiz var. Bir de 4.7 ohum var. Bu 4.7 ohum yerine 10 ohum takıp kullanabilirsiniz. 20K dirençlerimiz var. Yaklaşık 5-6 tane falan kullanılıyor. 1, 2, 3, 4 devre üzerinde şu an göremedim. Bakın şurada var 5. 20K elinizde yoksa 18K kullanabilirsiniz. Geri kalan hiçbir malzemeyi değiştirmiyorsunuz. Bakın şurada bir tane var 20K. Yaklaşık 5-6 tane 20K var. Onun yerine 20K'lık dirençlerimizin yerine 18K kullanabilirsiniz arkadaşlar. 22 kullanmayın. 18 kullanın. 18 daha verimlidir. Ben 22 kullanmıştım. Pek fazla verim alamadım. 18K gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Onun yanında 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet 470 mikrofarad 16 volt elektrolit kondansatör kullanılıyor. Zaten başka kondansatör yok bunda. Geri kalanları komple zaten ya multilayerdir ya polyesterdir veyahut da mercimektir. Enerji girişini de en alt kısma verdim. Burada da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yani tam köşede hiçbir şeye de engel değil. 10 mikrofaradlık bir kondansatörümüz var burada. Bunu unutmuştuk. Çünkü uzun zamandır uğraşmıyordum devrede. Artık bunu paylaşacağım. Uzun zamandır benden zaten ayrımlı metal detektörü istiyordunuz. Dediğim gibi çok fazla uğraştırıyor. Ben de zamanım olmadığı için artık yapıp gönderemeyeceğim. Devre şemasını sizlerle paylaşacağım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Devrede 510 ohumluk bir direncimiz var. Hemen yan tarafında bu ne diye sorarsanız bu kasette kondansatör değil. Bu LED'dir arkadaşlar. Buraya LED bağlıyorsunuz. Araziye çıktınız. Bunu bitirdiniz diyelim. İnşallah bitirirsiniz. Sorunsuz bir şekilde çalıştırırsınız. Umut ediyorum ki yapabilen çok güzel ustalarım vardır. Bunu yapıp çalıştıracak olan güzel ustalar vardır. Yani yapamayan varsa da yine elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi çok fazla uğraştırdığı için ben bu devreye çok fazla zaman harcayamadım. LED'i bağlıyorsunuz buraya. LED'den bahsediyorduk. LED ne işe yarar derseniz çıktınız araziye. Şarjınız bitti. Bittiği zaman kırmızı ışık yanıp size uyarı veriyor. Burada da çok güzel bir özellik. Bunu da ben ekstra ekledim üstüne. Onun haricinde devre üzerinde zaten bütün komponentleri hepsi yazıyor. Devreyi bitirdikten sonra Allah'ın izniyle çalıştırırsanız zaten hangi potansiyometrenin ne işe yaradığını orada kurcalayarak rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Dediğim gibi kartın üstünde zaten hepsi yazıyor. Yapım aşamasını çekmeyeceğim.
Bayağı bir uzun sürer yoksa video. 8,2 volt var mesela burada. Bu zener diyottur. Bunlar bilmeyenler için söylüyorum. Kafanız karışmasın. Donanım haricinde zaten devre üzerinde anlatabileceğim çok fazla mühim bir şey kalmadı herhalde. Dediğim gibi inşallah yapıp yaparsınız. Gayet güzel bir şekilde çalıştırırsınız. Ben umut ediyorum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Tekrar bununla ilgili güzel bir çalışma olursa, özellikle bobin başlıklarıyla ilgili, ben yine yapıp sizlerle paylaşırım. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalıma da abone olmadıysanız sizden ricam, desteklerinizi esirgemeyin. Bir abonelik size bir şey kaybettirmez. Abone olup videolarımı da beğenip paylaşırsanız kanalımın büyümesi için güzel bir destek olmuş olursunuz. Şimdilik hoşça kalın. Umarım yapan olur. Yapıp da ben çalıştırdım diyen olursa da yorumlar kısmına bırakırsınız. Yine de olumlu yorumlar da yaparsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Can sağlığıyla kalın. Görüşmek üzere. Thank you.